Devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Evet. Edis Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize güzel. Neşe getirdiniz vallahi bu sabah. Eyvallah. Hocam sabah neşesiyle geldi. Profesör Doktor Edis Altınlı. Tekrar hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hocamız genel cerrahi uzmanı. Biraz midemizden söz edeceğiz. Hani siz hep gastroenteroloji, hani bu konularda böyle evet. Tıbbi terimleri ben biraz daha az kullanıyorum. Nedir midemizle ilgili biz neler yaşıyoruz? Özofajial reflü ne demek hocam? Şimdi özofajial reflü, reflü toplumumuzda çok sık kullanılan, evet. İşte reflüm var, reflüm var, midem ekşidi, göğsüm yandı, ağzıma acı su geldi gibi halkın arasında çok yaygın olan bir terim. Son dönemde Türkiye'de biraz da yeme alışkanlığının değişmesiyle hakikaten bu reflü hastalığında bir artış oldu. Yaklaşık erişkin bireylerin yani 100 bireyin 20'sinde görüyoruz bunu. Fast foodların artmasıyla işte fazla kahve tüketimiyle biraz da bağlantılı. Şimdi ben çocukken mesela işte 7'de her akşam oturur yemek yerdik. Babam kızardı. Yani neredesiniz falan diye. Şimdi öyle bir şey yok yani. Herkes bir tarafta yemek yiyor, hızlı atıştırılıyor vesaire. Geçiyoruz bir de. Çok dolduruyoruz evet. Bazen de. Şüphesiz, şüphesiz. Yani biraz da obez olduk yani. Biraz gazlı da içecekler. En önemli şeylerden biri gazlı içecek. Tüketmeyeceğiz evet. Mesela işte sodaydı vesaireydi. Çok şekerli şeyler tüketmeyeceğiz. Kahveydi, çaydı. Sigara alışkanlığı keza maalesef çok sigara kötü. Sağlığa zararlıdır bunu devamlı tüm platformlarda belirtiyor. Reflüyü garantili yapıyor. Yani onu biliyoruz. Hanımefendiler için kötü bir şey. Çikolata mesela maalesef. O da arttıran etmenlerden. İşte soğanlı salçalı şeyleri yemeyi çok seviyoruz. Ne oluyor? Midemizdeki gıdalar yemek borumuza doğru yükleniyor. Ama bu sadece reflü gibi olabiliyor. Bir de mide fıtığına bağlı olarak da reflü oluyor. Yani pek mide fıtığı halk arasında çok bilinmiyor. Bel fıtığını biliyorlar yani benim hocam, sayemde. Hocam şimdi o da çok ilginç bir şey. Arada bize de soruyorlar. Hocam siz işte mide fıtığı, kasık fıtığı yapıyorsunuz. Bel fıtığı da yapıyor musunuz? Yok o kadar değil diyorumlar. Onu yapamıyoruz. Gıdalar bir sfinkter mekanizması var. Yani bir kapakçık diyelim. Yok ama var diye kabul ediyoruz. Oradan yukarıya geri tepiyor yani. Geri tepince ne oluyor? Yanıyor. Ağzımıza acı su geliyor. Akciğerimize kaçıyor. Astım benzeri şikayetlerimiz oluyor. Diş çürümeleri oluyor mesela. Diş hekimlerinden bize çok gelen hasta var. Göğüs hastalıklarından çok hasta geliyor. Astım benzeri şikayetleri olduğu için. Kulak burun boğazdan. KBV'den hocamın dediği gibi işte larenjit, farenjit vesaire çok hasta geliyor. Halitozis dediğimiz ağız kokusu oluyor. Ne çok yani, şey etkiliyor aslında. Evet yani çok geniş bir yelpazede inceleniyor.